Herkese merhaba. Işık için hepinizden özür diliyorum öncelikle. Çünkü her zamanki odamda değilim. Şu anda 18 yaşıma kadar yaşadığım evin odasındayım. Yani burası da kendi odam tabii ki ama YouTube için dizayn edilmiş bir oda değil. O yüzden bu şekilde bir setting kurmak zorunda kaldım. Ama onun dışında tabii ki her zamanki gibi beraber olacağız. Ve yine İpek Ongun'un Bir Pırıltıdır Yaşamak kitabına devam edeceğiz. Bu kitabı 3 bölüm içerisinde bitirmeyi planlıyorum. Çünkü sadece Şeyma'ya başlamak istiyorum. Ve zaten 3 bölümden fazlası da yok kitapta. Elimden geldiğince size absürt olan pırıltıları yine anlatmaya çalışacağım bir bölüme daha. Hoş geldiniz. Bu bölümde evde ve dışarıda sofra kurallarından bahsedeceğiz. Öncelikle böyle çok önemli İngiliz kraliyet aile sofraları falan dışında bu şekilde yemek yiyen kaldı mı? Yani bu çok eski moda bir şey değil mi? Eğer yanılıyorsam, yanlışsam lütfen yorumlara yazın. Yani işte çataldır, bıçaktır, o küçük şarap bardağıydı, bu büyük şarap bardağıydı falan, böyle şeyler çok geçmişte kalmadı mı sizce? Koskoca Trump bile Beyaz Saray'da mesela hamburger McDonald's dağıtıyor. Meghan Markle falan değilseniz bence öğrenmenize gerek olan şeyler değil. Tarihe gömülmesi gereken şeyler. Çünkü artık herkes rahatlıktan yana. Tabii ki paldır küldür elinizle pilav yiyin falan demek istemiyorum ama hani bir çatalla bıçakla yersin. Bir kadehle içersin içeceğini ve kalkarsın sofradan. Yani bunun fazlası. Birazcık sanki artık kimsenin bilmediği şeyler. İpek Ongun öncelikle bizi rahatlatıyor. Sakın korkmayın. Bir yığın çatal, bıçak, bardak var diye sakın kendinizi kötü hissetmeyin. Size bir ipucu vereceğim. İlk kullanılacak çatal veya bıçak daima en dış tarafa yerleştirilmiş olandır. Yani sırasıyla dıştan içe doğru olarak kullanacaksınız çatal bıçakları. Bu kadar basit. Ben hayatımda hiç böyle bir yemeğe davet edilmedim. Edileceğimi de zannetmiyorum yani. Kıyamet falan kopmadığı sürece böyle bir yemeğe davet edileceğimi düşünmüyorum. O yüzden bence yani kimsenin öğrenmesi gerekmiyor bunları bence. Yemek çatalı tabağın soluna, yemek bıçağı tabağın sağına, balık yenecekse balık çatalı uf, balık çatalı ne ya? Ah, şunlara bakın. Ne kadar daraltıcı ve bunaltıcı ve kimsenin vakti olmayan şeyler. Şarap bardakları ise ya, bu arada 13-14 yaşında bir çocuksunuz siz 90'lı yıllarda. Yani daha evinize bilgisayar bile girmemiş, tamam mı? Ve İpek Ongun size şarap bardaklarının tabağın neresine koyulacağından filan bahsediyor. Tamam, ülkede çok fakirlik var. Önce Afrika'daki aç çocukları düşünelim falan filan demiyorum tabii ki. Ama birazcık etrafının bilincinde ol. Bu kadar dışarıya kapalı yaşayamazsın yani. Restoranlarda menüyü alıp baktığınızda asıl yemekten önce yenecekleri hors d'oeuvre, appetizers veya tadımlıklar gibi başlıklar altında göreceksiniz. Artık başlangıçlar ya da ara sıcaklar deniyor bunlara bu arada. Size hors d'oeuvre çatalını karides kokteyliyle birlikte getireceklerdi. Karides mi kaldı ya? Ya tamam, karides şu anda bayağı sofralarımıza girdi. Normal bir şekilde yeniyor. Ama karidesin bir ara çok moda olduğu zamanlar vardı. Hani zenginlik, elitizm deyince aklı böyle bir kadehin içerisinde sosa bandırılmış böyle karidesler falan geliyordu. Burada da öyle bir şey var zaten, öyle bir illüstrasyon var. Ama artık yani şu anda pek şey değil. Başlangıç olarak öyle bir şey gelmiyor. Şu anda aklıma Özel Bir Kadın filminde Julia Roberts'ın o çok lüks restoranda zor yemeklerle boğuşması geldi. Hiç merak etmeyin, böyle şeyler sizin başınıza gelmeyecektir. Gelirse de siz de onun gibi yapın. Atın bir kahkaha. Dünyanın sonu gelmedi ya. Şimdi size çorba içme kurallarını anlatıyorum. Daha önce hiç duymadığınız kurallardı. Ben normalde kaşığı elimle şöyle tutar ve çorbamı şöyle şu şekilde alıp içerdim. Yanlış. Kaşığı kendinizden dışa doğru iterek dolduracaksınız. Yani böyle almayacaksın çorbayı, böyle diye iteceksin. Kaşık böyle kendiliğinden dolacak o itiş kuvvetiyle ve öyle içeceksin. Çorba dudaklarınıza ulaştığında sessizce kaşığın kenarından veya ucundan için. Kaşığın tümünü ağzınıza sokmaya gerek yok. Çorbanızı soğutmak istiyorsanız asla üflemeyin. Kaşığınızı kasenin içinde hafif hafif gezdirerek soğumasını sağlayabilirsiniz. Bir de bir kaşık aldığınızda biraz duralayın, bir iki söz edin ve çorbanızın soğumuş olduğunu ümit ederek kaşığı ağzınıza götürün. Yani çorbayı soğutmak için bile çaktırmadan orada bir saha çalışması falan yapman gerekiyor. Hani böyle böyle şey yapamazsın ya da
yapamazsın. Ne haber, nasılsın? Umarım çorbası olmuştur falan gibi böyle kendi içinde iç hesaplaşmalar yapman gerekiyor. Gerçekten gerek yok böyle şeylere yani. Salatanız bittiğinde çatal ve bıçağınızı yan yana saat 5'i gösterir gibi sağ tarafa meyilli olarak tabağınıza bırakın. Solaksanız, ben solan tamam mı? Ve ben her zaman bıçağı sol elime alıyorum, çatalı sağ elime alıyorum. Hani çünkü solak olduğum için bu şekilde kesmek daha mantıklı geliyor bana. Ama hayır. İpek Ongun'a göre eğer solaksanız yeme işlemini sağ elini kullananlar gibi uygulamaya çalışın. Olmuyorsa o zaman sol elinizle alıştığınız gibi yiyin. Ama sakın ben solağım deyip çatal bıçakların yerini değiştirmeye çalışmayın. Lütfen yaratılışınıza daha uygun bir şekilde yemeye kalkmayın. Bu kurallara aykırı, tamam mı? Ha bir de kitabın başında diyor ki diyet yaparken arkadaşlarınız sizi anlamayıp böyle ısrar ederler yemek yemeniz için. Sakın onlara kanmayın. Onlar çok kaba arkadaşlar falan diye böyle bir sövmediği kalıyor o arkadaşlara. Ve şimdi de şey diyor. İkram edilen yemeği yememek olmaz. Hele hele rejimdeyim sözüyle yemeği geri çevirmek affedilir gibi değil. Evdeki günler torbaya girmedi ya, rejiminizi evinizde yapın. Okey. İngiltere sarayında prens ve prenseslere davetlerde din ve politika konularında konuşmaları tartışmalara yol açabileceği düşüncesiyle yasaklanmış. Ana kraliçenin Lady Diana'ya ilk öğrettiği kurallardan biriymiş bu. Gerçi sizler prens ve prenses değilsiniz ama nezaket kuralları herkes için geçerli. Ah evet ya, ben de özellikle yeni tanıştığım insanlarla din ve politika konularına girmekten nefret ediyorum. Çünkü asla içinden çıkamayacak bir tartışmaya giriyor. Sen onun fikrini değiştiremeyeceksin, o senin fikrini değiştiremeyecek. Aptal aptal. Sadece böyle kahvelerde ne olacak bu memleketin hali diye böyle ucu hiçbir yere varmayacak olan konuşmalar olur ya. Aynı o şekilde konuşmalara dönüyor ve artık böyle bir yerden sonra insan inanılmaz sıkılıyor ve bunalıyor. Ve kapatın şu konuyu demek kaba olacağı için onu da yapamıyorsun. Yani bir yandan böyle kibar olmaya çalışarak bir yandan da kendi fikrinizi açıklamaya çalışmak. Ya zaten bu ülkede herkes çok radikal şekilde konuşuyor. Çünkü çok fazla çekiyor herkes. Gerçekten bu kurala katılıyorum. Yani din ve politika gerçekten yeni tanıştığınız kişilerle konuşulmamalı. Hiçbir boka yaramıyor çünkü. Lüks bir restoranda. İşte önce rezervasyon nasıl yapılır bunu anlatıyor. Sonra işte o gün geliyor. Paltolarınızı erkek arkadaşınız bırakıyor tabii ki. İşte garsonla olan bütün muhabbetleri o hallediyor. Çünkü bu şeyleri erkekler yapar değil mi? Ve sonunda yemek söylemeye geliyor olay. Bazı restoranlarda hanımlara verilen menüde fiyatlar yazılı değildir. Erkeğe verilende ise yazılıdır. Özellikle böyle durumlarda erkeğin önerisi çok önemli. Hesabı erkek ödeyecek ya. Bu arada kadınlara verilen menüde fiyat yazmaması kadar cinsiyetçi ve iğrenç, mide bulandırıcı bir durum olamaz. Kadın olduğum için fiyatları bilmek benim sorumluluğumda olan bir şey değil. Böyle şeyleri nasıl yapıyorlar ya? Yani 21. yüzyıla ayak uydurmamız gerekiyor gerçekten. Yani böyle yapan lüks restoran varsa üzgünüm, gerçekten çok yanlış bir yolda ilerliyorsunuz. Yemek sırasında şarap az miktarda önce Cem'in bardağına konur. O tattıktan ve beğendikten sonra Mine'nin, sonra da Cem'in bardağını doldurur garson. Yani işte erkek tadıyor ve beğeniyor ve ondan sonra şarap o şekilde seçilmiş oluyor. Bu arada yine 14-15 yaşında 90'larda yaşayan Türk bir çocuğun İpek Ongun'la imtihanı yani şarap seçmek. Ben 25 yaşımdan önce şarap seçmem gereken bir restoranda, bir ortamda bulunmadım yani. Ya tamam, büyüyünce tabii ki yapmamız gerekenler bunlar güya da bilmiyorum. Ama bir yandan gerçekten gerekli, biliyor musunuz? Çünkü şu son Rütük Netflix muhabbetleri falan var ya. Yani inadına bu tarz şeyleri bence öğrenmeleri gerekiyor herkesin. Tamam, herkesin yaşam tarzına uygun olmayabilir bu. Ama şu an bence böyle her şeyin sıkıştırıldığı, şaraba bile fermente, üzüm suyu falan dememiz gereken günlerdeyiz şu anda. O yüzden inadına herkes her şeyi öğrenmeli bu konular hakkında. Bir şekilde biz böyle kendi yaşam tarzımıza ya da kendi yaşam tarzımız olmasa bile asimile edilmeye çalışan yaşam tarzına sahip çıkmazsak gerçekten her gün bir adım daha, bir adım daha, bir adım daha böyle üstümüze çöreklenilecek gibi hissediyorum. Son yıllarda şampanya patlatmak pek bir moda oldu. Bunun görgüsüzlük olduğunu bilin ve şampanya içecekseniz bırakın garson bildiğince ve sessiz biçimde. O zaman ne anlamı kaldı ki? Şampanya zaten böyle kutlamalarda filan patlatılan bir şey ve eğer o köpüğü falan şey yapmadıktan sonra gitme zamanı. Bu güzel yemek sona erince Cem garsondan hesabı ister. Mine bu sırada tuvalete gitmek için kalkabilir ve saçlarını orada tarayıp rujunu tazeleyebilir. Şey diyorlar ya, hani böyle kadınları çok eleştiriyorlar. Hesap geldiğinde tuvalete kaçıyorlar ya da işte çantalarını karıştırıyorlar falan diye. Ulan görgü kuralıymış zaten. Yani uyum yap.
yapmamız gereken bir şeymiş. Ki ben zaten hesabın illa erkek tarafından ödenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Kimin daha çok parası varsa o ödeyebilir ya da işte Alman hesabı yapılabilir. Ne bileyim, böyle samimi oldukça aranızda güzel bir şekilde halledebilirsiniz. Bazen beklenmedik can sıkıcı olaylar olabilir. Örneğin çorbada minik bir sinek, bardakta şuh bir ruj lekesi veya kayış gibi bir et gelebilir. Burada biz garsona direkt söylemiyoruz. Cem'e söylüyoruz, o garsona söylüyor. Çünkü God forbid bir kadın olarak garsonla muhatap oluruz. İnanılmaz bir hata. Ve sonra işte bahşişlerden falan bahsediyor. Ne kadar bahşiş vermemiz gerektiğinden ve şey diyor. Postacıya ve çiçekçiye de bahşiş verebilirsiniz. Özellikle postacıyı sadece yılbaşı ve bayramlarda hatırlamayın. Ve kitapçılarda karıştırdığım kadarıyla buralar hala aynı. Üzücü bir şekilde İpek Ongun Hanım hiç değiştirmeye, düzeltmeye, editlemeye falan gitmemiş. Restorana, özellikle de böylesi bir yere ilk kez giden bir genç çift için daha başka nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenmek için Mersin Hilton Oteli kaptanlarından Hikmet Kurt'a sorular yöneltmiştim. Bunu hangi çocuk okur? Bence bu biraz daha büyükler için yani bu kadarı. Yazışmalar diye bir bölüm var ki bu da hala yeni kitaplarda vardı. Mektup yazmaya kendinizi alıştırın. Mektup yazmak veya kart atma alışkanlığı çağdaşlığınızın ölçüsüdür. Bu kadın bana bazen böyle Şule Yükselşenler'in tam böyle diğer uçtaki hali gibi geliyor. Yani o ucun muhafazakarlığına konumlandırıyor kendini. Zaten birkaç kişi daha yorum atmıştı, siz de bunları söylemiştiniz ilk videomda. Bir kitabı beğendiyseniz yazarına bu beğeninizi belirtin. Gazetelere yazın, köşe yazarlarına yazın. Aman yazsam ne olacak, yazmasam ne olacak demeyin. Çağdaş olmayanların düşünce biçimidir bu. Birilerine bir şeyler yazmanız çağdaşlıktır. Sesinizi duyurarak demokratik düzeni işletmek demektir. Düşünen bireyin toplumuna katkıda bulunması demektir. Şu anda internete geçti o işler, biliyorsunuz işte. Beğendiniz mi, memnun kaldınız mı, 5 yıldız, 3 yıldız falan filan, ama illa böyle sıkıcı bir şey bile her daim yapmamız gerekiyormuş. Çünkü çağdaşlık bunu gerektiriyormuş. Mektup kağıtları. Özel mektuplar el yazısıyla yazılır. İş mektupları ise daktilo ile. Tüslü, renkli, resimli mektup kağıtları yakın arkadaşlar ve aile bireyleri arasında kullanılır. Daha resmi olduğunuz kişilere yazarken veya iş mektubu yazarken çizgisiz beyaz kağıt kullanılır. Gelelim aşk mektuplarına. Hiçbir zaman başkasının eline geçtiğinde sizi mahcup edecek veya zor durumda bırakacak mektuplar yazmayın. Burada nude atmaktan falan bahsediyor yani, kısacası günümüze uyarlamamız gerekirse. Ya da böyle seksleşmek falan yapmayın. Biliyorsunuz o zamanlarda da nude atmak ve seksleşmek vardı. Teyzelerinizin, amcalarınızın, halalarınızın eğer aşk mektupları hala duruyorsa onlardan görebilirsiniz. Böyle askılı bir kıyafetle atılmış fotoğraflar falan. Tamam, yine böyle nude kadar değil de bir şekilde böyle hani sevgilisine seksi görünmek amacıyla atıldığı çok belli olan fotoğraflar ve böyle seni çok özledim tandanslı mektuplar o zamanlarda vardı tabii ki. Ve tabii ki bunları da yapmayacağız. Kıt kıt kıt. Davetiyeler. Davetinin altında RSVP yani répondez s'il vous plaît yazmıyorsa o zaman bir şey bildirmeniz gerekmez. Yok, eğer RSVP yazılıysa ve bir telefon numarası varsa telefon edip gidip gitmeyeceğinizi bildirmeniz gerek. Sonra hediyeleşmekten bahsediyor. Armağan vermek de bir sanattır. İşte bir gün bir arkadaşıma gitmiştim. Bana kartondan yapılmış parlak yaldızlı kağıtla kaplanmış dev bir kırmızı mum. Çok teşekkür etmiş, beğenmiş. Bir köşeye koyarken bana onu da açın demiş. Meğerse kartondan yapma o dev mum için sadece ambalajıymış. Çekince içinden bu sefer kumaştan kesilip hazırlanmış şirin ve göbekli bir Noel Baba çıktı. Ve bu kılıfın altında da bir şişe kendi yaptığı vişne likörü vardı. O kadar etkilenmiştim ki sormadan edemedim. Hani nasıl yapıyorsunuz bütün bunları falan? Çünkü gerçekten ain't nobody got time for that yani. Bunları boş zamanlarımda yapar bir kenara koyarım diyerek anlattı. Bu tür el işlerini öğreten patronlu dergiler alıyorum. Hepsinde hediyelik öyle güzel fikirler var ki ben de beğendiklerimi boş zamanlarımda yapıp bir kenara koyuyorum. Böylelikle bir yere giderken mutlaka elimin altında bir şeyler bulunuyor. Ayrıca yine boş zamanlarımda reçel, likör, özel ev sirkesi de yapar kaldırırım. Senin böyle harika bir hayatın varsa ne mutlu sana, ama biz normal insanlar bunları yapamayabiliyoruz. Ya tabii ki elden hediye hazırlamak güzel bir şeydir yani, bu kadar yapamazsınız. O yüzden bence şöyle bir tavsiye vermek daha normal olabilirdi. Ben mesela şey yapıyorum, değişik böyle hediye paketleri falan alıyorum. Kırtasiyelerde hani böyle 2 liraya, 3 liraya, hatta 25 kuruşa falan bile böyle yapışkan kurdeleler satılıyor. Onlardan yapıştırıyorum. Sonra böyle Hallmark'ın falan güzel kartları oluyor. Onlardan alabilirsiniz. Elinizle bir şey çizip, boyayıp ya da ne bileyim bir kitap ayracı falan yapabilirsiniz. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz tabii ki, ama ne bileyim yani, vişne likörü de bence hiçbirimizin artık modern dünyada bir vişne likörü yapacak kadar, özellikle biz gençlerin ne o kadar paramız, ne o kadar zamanımız var yani. Bilmiyorum, çok mu? Hani ben de çok mu şey düşünüyorum? Ya gerçekten ama
İnanılmaz elitist bence ya. Benim reçel yapmaya vaktim olmayabilir. Ben 9-5 çalışan bir insanım belki. Arkadaşlarıma reçel yapmakla mı uğraşacağım? Armağanlarımızın ambalajları. Elinizin altında kalmış eski yabancı gazeteler. Kasap kağıdı, duvar kağıdı, nota kağıdı. Yuh, duvar kağıdı. Kullanmadığınız yol haritaları, renkli peçeteler. Paketinizi süslemek içinse üstüne bir tane taze yapma veya kuru çiçek veya yaprak iliştirebilirsiniz. Kokulu otlardan bir minik dal, küçük deniz kabukları, renkli tüyler veya ufacık bir bebek ya da oyuncak paketinizin görüntüsünü tamamlayacaktır. Şimdi ailesinden bir örnek veriyor. İki Kong'un zaten bunu anlatınca ben dedim ki tamam. Yani demek ki anne babasından gelen bir şeymiş. Belli oldu yani. Babam kendisinin yetiştirdiği iri ve kırmızı domateslerle pek övünürdü. Evlilik yıl dönümlerinden birinde anneme yapraklarla döşenmiş bir tabağın içinde kocaman kırmızı bir domates armağan etti. Ve hepimize birer dilim kesmesini istedi. Annem domatesi kesmeye başlarken şöyle bir an duraladı. Dikkatle baktı ve bir çığlık attı. Domatesin içinde minik naylon bir torbada annemin vitrinde görüp beğendiği turkuaz yüzük duruyordu. Adam domatesin içine yüzük koymuş. Armağan paraysa bunu renkli bir balonun içine yerleştirin. Balonu şişirip arkadaşınıza verin ve hep birlikte balonu patlatmasını isteyin. Başka bir kentte yaşayan arkadaşınıza armağan gönderirken paketin içindeki armağan sallanmasın diye kağıtlarla destek verilir ya. Siz de ambalaj niyetine neden yağsız mısır patlayla kutuyu doldurup postalama yazınız? Yuh 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 artık yani. Ya da neden götünüze parfümle ıslatılmış bir yağsız patlamış mısır sokmuyorsunuz? Böylece osuruklarınız harika kokar. Bu espriyi de sizden çaldım bu arada. Şimdi de yazar bize boş zamanlardan ve hobilerden bahsediyor. Kitap okumaktan falan bahsediyor bu bölümde. Ve şey diyor, sanırım İpek Ongun'un annesi öğretmenmiş ve ona böyle her yaz mesela farklı bir tema veriyormuş. Diyelim bu yaz sadece İngiliz klasikleri veya Alman klasikleri, ertesi yaz Fransız veya Rus klasikleri. Bir süre aynı kültürün değişik eserlerini okuyunca kişi farkına varmadan o kültürle bir aşinalık oluşturuyor. Konuşma biçimleri, adetleri, alışkanlıkları, düşünce tarzları veya daha pek çok ayrıntı birbirini tamamlayarak okucunun zihninde kaba çizgilerle de olsa o kültürün şekillenmesine yardımcı oluyor. Bu muhteşem bir yöntemmiş. Ama tabii ki sizi sıkabilir. Ben mesela bir Rus edebiyatı okuduysam arkasından Türk edebiyatı okuyorum. Arkasından Amerikan edebiyatı okuyorum. Böyle bir karma yapmayı seviyorum. Çünkü sürekli aynı şeyi okumak gerçekten yoruyor insanı. Ve farklı okuyarak da o kültürle ilgili şeyleri öğrenebilirsin. Bu sadece bir yöntem. Ama güzel, fena bir yöntem değil bence. Yeter ki okuyun yani. Nasıl okuduğunuzun hiçbir önemi yok. Bir de şeyden bahsetmişim. Burası çok önemli. Okuma konusunda en büyük yakınma konusu zaman. Okumak için zaman olmadığı söyleniyor. Gerçekten de bu konuda gençlerimiz haklılar. Derslerden, kurslardan vakit mi kalıyor? Ama yine de vazgeçmemek gerek. Sen kaç bölümdür yok işte vişne likörü hazırlayın da, yok işte ampule, pamuğa, parfüm sıkın da, dolabınızdaki parçaları düğmeler dikerek işte yenileyin de bilmem ne de falan, bunlara çocukların vakti olacak ama okumaya vakit olmayacak yani. Haklılar da tabii ki. Arkadaşına duvar kağıdından hediye paketi hazırlarken, domatesin içine yüzük koyarken tabii ki okumaya vaktin kalmayabilir yani. Bunu en başa koyması gerekiyordu. En önemli olan bu çünkü. Zaten bir insan okumaya başladıktan sonra hayatıyla ne yapacağına, kendinin ne olduğuna, yani insan kendini daha iyi tanıyor bir kere okudukça, yazdıkça. Ve sen bunları en başta önermiyorsun. Ortada, kitabın tam ortasında iki cümleyle geçiştiriyorsun. O kadar saçma ki. Ha, bir de inanılmaz elitist bir yorum daha var şimdi. Füsun Onal, bakın çok okumak ve asıl okumak konularında ne söylemiş? Ev işlerinden okumaya vakit yok diyen arkadaşlarıma katılmıyorum. Hatta kızıyorum onlara. Kağıt oynamaya, çaya gitmeye, yün örmeye zaman ayırıyorlar da onlardan kısıntı yapıp okumaya neden zaman ayırmıyorlar? Heh, tabii. Bir sürü çocuğu olan, yapması gereken bir sürü iş olan, bütün evin neredeyse bütün işleri ona atanmış olan, böyle gizli ev işçisi olan kadınlar bütün ihtiyaçlarından, eğlenmek için gereken ihtiyaçlarından kısacaklar, kitap okumaya ayıracaklar onu. Yani burada sosyo-kültürel bir eleştiri yapmak yerine ben o işte yün örmeye zaman ayırıp kitap okumaya zaman ayırmayan kişilere çok kızıyorum. Bunu söylemek çok kolay ama yani hiç o kadınların hayatlarını düşünüyor musunuz? Hani ben zaten şey videosunda söylemiştim ya, bu ev kadınlarıyla ilgili bir videom vardı. Onda da söylemiştim. Yani bu kadınlara o kadar çok üstlerine düşen o kadar çok görev var ki boş zamanlarında da sadece çay içip televizyon izleyebiliyorlar. Keşke olsa, keşke okumaya vakitleri olsa. Ama bir kere okuyabilmek ve kendini geliştirmek, kendini gerçekleştirebilmek için insanın ihtiyaç tablosunda belli ihtiyaçların üzerine çıkması gerekir. Ama bu kadınlar bu ihtiyaçların üzerine çıkamadıkları için boş zamanlarında da tabii ki yün örecekler yani. Bu o kadar elitist ve o kadar hani tepeden bakan bir eleştiri ki. Yani herkes kitap okumak zorunda mı? Herkes ya da kitap okumaya vakit ayırabiliyor mu? Herkesin o şekilde bir yetiştirilişi, herkesin o şekilde bir dünyaya bakışı, o şekilde bir algısı var mı? Tabii ki yok. Yani biz istediğimiz kadar zorlayalım.
Kimse hani mesela çay içmeye gittiği vakitten kısıp kitap okumayacaktır yani biz böyle söyledik diye. Çünkü insanların hayatları o kadar zor ve o kadar farklı olabiliyor ki insanlardan bunu beklemek çok büyük bir bencillik olabiliyor yani. Bence asıl başka sorunlara odaklanmamız gerekiyor. O sorunları bence çözebilirsek zaten kadınların çaya gitmekten, işte yün örmekten falan bunlardan kısmaya gerek kalmayacak yani kadınların kitap okuyabilmesi için. Evet, sosyal eleştirimizi de yaptıktan sonra bir de müzik konusundan bahsetmiş. Arada sırada daha önce dinlemediğiniz müzik türlerini de keşfedin falan filan demiş. Zaten klasik batı müziğini bir sevdiniz mi, hayat boyu sürecek bir sevdaya tutuldunuz demektir. Türüne göre sizi teselli edecek, heyecanlandıracak, enerji ve yaşama sevinci verecek, hülyalara daldıracak, düşündürecektir. Bir kez dinleyip hemen vazgeçmeyin. Hele de klasik batı müziğinde bu yöntem şart. Sen belli ki o müzikle büyüyüp yetişmişsin. O müzikle kendini rahat hissediyorsun, o müziği beğeniyorsun, o müziği seviyorsun. Yani o kadar subjektif bir bakış açısı ki bu. Yani klasik batı müziğine şans verin. Zaten bu müziği sevdiniz mi? İşte hayat boyu ki ya belki ben aynı şeyi heavy metal hakkında düşüneceğim yani. Sonra bir arkadaşının daha yazısını paylaşmış. Plak kütüphanesine nasıl başlanmalı adındaki arkadaşımın yazısını burada sizlerle paylaşmak istiyorum diyor. Klasik müzik dinleme alışkanlığını pekiştirmek için bir plak kütüphanesi edinmeye nasıl başlamalı? Nereden hangi besteciyle yola çıkmalı? Müzik tarihi denince barok, klasik, romantik ve 20. yıl olarak bir iskelet kurmakta yarar var. İşte barok dönemin ustalarından Vivaldi'nin mevsimleri, işte Albinoni'nin adagiosu, bilmem bir şeyin konçertoları, bilmem neyin su müziği falan diye böyle saymaya başlıyor. Ve yani işte yok siz Beethoven alın, bilmem ne yapın, şu işte İskoç senfonisi, yok Brahms'ın keman konçertosu, işte bilmem Dvorak'ın yeni dünyası, Prens Igor üvertürü. Ya tamam, klasik müzik dinlemek tabii ki kendine göre elitist bir şey değil. Hepimiz şimdi Spotify'ı açıyoruz. Atıyorum piyano yazıyoruz, keman yazıyoruz. Muhteşem şeyler çıkıyor karşımıza ve dinliyoruz yani. Ama böyle şeyleri beğenmek için, böyle şeyleri böyle hani lezzet alabilmek için, keyif alabilmek için çocukluktan başlaman gerekiyor. Şöyle bir araştırma var, linkini alta koyarım her zamanki gibi. Ergenlikte hangi müzikleri dinliyorsan o senin kafandaki müzik zevkini, müzik şeklini oluşturuyormuş ve büyüyünce bile o şekilde müzikler dinliyormuşsun. Ben mesela her türlü müziği dinlerim ama ergenlikte R&B falan çok dinlediğim için tabii ki en çok R&B hoşuma gidiyor. Ya da zaten çocukluğunda, bebekliğinde hatta tutkun neyse büyüyünce de hani mesela o şeyler senin heyecanlandıran, seni böyle hala tutkun olan şeyler genelde çocuklukta böyle kafanı taktığın şeyler oluyor. Belki de bu psikanalize falan giriyor. Tabii ki ben o kadar derinlemesine bilmiyorum. Ama önemli olan, ya çok önemli mesela çocuklukta, ergenlikte ne dinlediğiniz, nelere maruz kaldınız, nasıl yetiştiğiniz çok önemli bu tarz şeyleri. Hani kendinize böyle şiar edinebilmek için çocuklukta başlamanız gerekiyor bir şeylere. Ve ben mesela bugüne kadar hiç klasik müzikle bir ilişkisi olmamış. Yani ilkokulda filan, ortaokulda hiçbir ilişkisi olmamış. Ben yok bilmem Prokofiev'in klasik senfonisi, yok işte Wagner'in Uçan Hollandalısı falan. Bunlardan bu insanın aldığı aynı keyfi nasıl alabilirim? Tabii ki alamam yani. Hani tamam belki niyeti iyi ama hiçbir şekilde realistik değil. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar havalarda uçuyorlar ki, o kadar yani bilmeden langır lungur konuşuyorlar ki. Yani belki ben batı müziğini sevmeyeceğim. Belki ben punk rock seveceğim. Belki ben senin burada hissettiklerini punk rock'a karşı hissedeceğim. Yani belli bir müzik türünü alıp onu diğerlerinden daha yükseğe koymak da bana çok salakça geliyor. Ha, zaten bunun kendisi de biraz farkında ki şöyle yazmış. Tamam, hemen bağırmaya başlamayın. Bu koleksiyon yavaş yavaş oluşacak, yıllarla birikecek. İlk önce kulağınızın alışık olduğu parçalarla, hafif parçalarla başlayın. İşte yok alıştıra gidin falan diyor. Ama mutlaka klasik müzik dinlemeniz gerekiyor. Klasik müzik dinlemezsen, ona şans vermezsen yarım bir insansın adeta. Öyle bir anlatmış ki yani klasik müziğe sayfalarca şey ayırmış. Bizim okulda bir müzik öğretmenimiz vardı. Bizlere zorla beste yaptırır ya da Sarı Kızın diye başlayan bir halk türküsünü öğretirdi. Hepimiz sıkıntıdan patlardık. Derken yeni bir müzik öğretmeni geldi. Bir İngilizdi. İlk derste boş gözlerle onu dinler gibi yaptık. Sonra kısa bir biçimde sınıfta yoklama yapmayacağını, derse katılmak isteyenlerin gelmeyeceğini söylemiş. Sonra her ders farklı bir klasik müzik parçası dinletmiş bu öğrencilere. Ve tabii ki yani çocukluğunda, ergenliğinde az önce de söylemiştim. Bunu dinlediği için, yani çocukluğunda o ona hoş geldiği için bu şekilde büyümüş, bu şekilde müzik zevki, kulağını bu şekilde yetiştirmiş. Ve şu anda bunlardan hoşlanıyor yani. Düşünsenize, ben bir kitap yazıyorum ve şey diyorum. İşte kulağınızı R&B'ye alıştırın. Bizim bir müzik hocamız vardı, bizi sürekli R&B dinletirdi.
Siz de atıyorum aşırıdan başlayın. Şeyler çok kompleks şeyler yapmanıza gerek yok. İşte aşırıdan Beyoncé'den başlayın. Ondan sonra yavaş yavaş bilmem John Legend'a doğru falan gidin. Düşünsenize ya böyle bir saçmalık var mı? Tamam tabii ki klasik farklı bir şey. Klasiğin yeri ayrı. Her türlü müziğin yeri ayrı. Ama bana dediğim gibi çok saçma geliyor yani. Bir de güzellikler peşinde koşanlar var. Örneğin yaşadıkları yerleri güzelleştirme çabasında olanlar. İşte Mimar Cengiz Bektaş Kuzgunluk Üryanizade Sokağı'nda oturuyor. İşte her yıl mahalleli beraber evlerin dış yüzlerini badana ediyor. Kaldırımları kendi elleriyle çakıl taşlarıyla döşüyor ve evlerin önüne hanım eli dikiyorlar. Bir arsayı temizleyip çocuk parkına dönüştürüyorlar. Bakın ben bir yıldır kredi kartı borcu ödüyorum, tamam mı? Evlenmek, özellikle zaten bu kriz ortamında evlenmek ve balayına çıkmak o kadar zor şeylerdi ki hala biz borç ödüyoruz. Ve daha yeni yeni böyle para kazanıp daha yeni yeni inanır mısınız? Evime böyle dekor eşyaları falan tamam başında alıyorsun ama duvarlar falan hala bomboş. Yeni yeni böyle tablolar falan şey yapmaya başladım. Çünkü zor bir şey. Zaten dekoratif eşyalar pahalı. Keyif işine giriyor. Hani sen önce bir kendi ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Sonra etrafını evinin içini güzelleştirmeye başlıyorsun. Atıyorum mesela evle ilgili halı gibi ihtiyaçları bitirmeden dekoratif ihtiyaçlara geçemiyorsun. Bunun gibi insanlar evlerinin içindeki problemlerini, sorunlarını bitirdiler de dışarıya dış badana, işte hanım eli dikme, çocuk parkı oluşturma falan kaldı. Şimdi size bir örnek vereceğim. Şimdi Sultan Gazi gibi mahallelerine gidin İstanbul'un. İşte yıkık dökük şeyler vardır. Kimi mahallelerde Kasımpaşa'da falan her insanın giremediği mahalleler bile vardır. Anlatabiliyor muyum? Oralar böyle hep yıkık dökük, böyle virane, belediye bakmıyor, kimse ilgilenmiyor o şekilde. Neden? Çünkü insanların kendini gerçekleştirmeyi geçtim. Yani yemeğe içmeye bile ekonomik durumları zar zor yettiği için terk edilmiş gibi duruyor. Ama atıyorum Acıbadem Mahallesi'ne gidin bir. Acıbadem Mahallesi'nde sokaktaki neredeyse her ağacın böyle şeyi, gövdesi örgüler yapılmıştır. Neden? Çünkü oradaki insanlar ekonomik olarak, işte yaşam tarzı olarak daha rahat insanlar. Ve evlerinin içlerini de güzelleştiriyorlar, hayatlarını da güzelleştiriyorlar. Ve bu sefer dışarı da taşıyor. Evlerinin dışına, sokaklarına da taşıyor bu güzellik doğal olarak. Yani bunun için, ya üzgünüm ama para gerekiyor yani. Hani çok böyle materyalist, çok böyle kapitalist bir düşünce gibi olacak ama paranız olmadığı zaman yani ne evinizin içini ne evinizin dışını güzelleştirmeye şeyiniz olmuyor. Vaktiniz ve böyle hani ne bileyim durumunuz olmuyor yani. Bir şekilde önce kendinizi ekonomik olarak düzeltmeniz gerekiyor ki yaşam tarzı olarak böyle güzel bir yaşam tarzınız olması gerekiyor ki sokaklarınızı güzelleştirebilin. Hani sanki böyle para gerekmiyormuş gibi anlatmış. Sanki güzellikleri hobi edinenler, bunun peşinde koşanlar. Çünkü bu insanlar kalpleri güzel insanlar falan. Bir tek bununla ilgili değil. Yani büyük bir bölümü parayla da olan şeyler bunlar. Maalesef. Hobisiz insan hayatın bir yanını ıskalamış demektir. Bu çok 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 doğru. Hayatında hiçbir hobisi olmayan, hiç keyifle yaptığı bir iş olmayan insanlar. Gerçekten çok boş, kuru yaşamları olan insanlar. Etrafınıza bakın. Önce yakın çevrenize, arkadaşlarınıza bakın. Yardım edilecek biri varsa ona yardım elini uzatın. Bu da çok güzel bir şey. Bunlar güzel şeyler zaten. Bunlara diyecek bir lafım yok. Her platformda, her yerde nerede konuşulursa konuşulsun. Çok güzel şeyler bunlar. Ama dediğim gibi önce sağlam bir ekonomik durumunuz olmanız gerekiyor. Kendinizi kurtarmanız gerekiyor. İhtiyaç tablosunda yükselmeniz gerekiyor ki kendinizi gerçekleştirme, etrafınızı güzelleştirme konumuna gelin yani. Sonra arkadaşlıktan bahsediyor. Bu da güzel bir şey tabii ki. Yok işte kıskançlık yapmayın, bilmem ne yapmayın falan. Bir yerde de şey diyor, bu da çok ilginç. Mesela ne yaparsanız yapın arkadaşınızı kıskanıyorsanız o vakit bir psikologla görüşün. Ve buradan şöyle bir konu açılıyor. Bizlerde yaygın olan bir başka yanlış kanıda ruh doktorunun sadece akıl hastalarının gittiğidir. Bu çok yanlıştır diyor. Ve hani ruh doktoruna sadece akıl hastası tabiri de güzel bir tabir değil bu arada. Hani mesela bipolar olabilirsin, şizofreni olabilir, ne bileyim başka kişilik bozuklukların bilmem nelerin olabilir. Bunlara delilik, akıl hastalığı falan gibi bakmak da çok yanlış davranışlar aslında ama yine de niyeti iyi olduğu için geçiyorum. Sonuçta şey demeye çalışmış. Bir probleminiz varsa psikoloğa gitmekten çekinmeyin. Mesela şu anda günümüzde bile 2019 yılındayız. Hala psikoloğa gidenlere böyle tuhaf gözüyle bakıyorlar. Ben mesela birine terapi alıyorum, terapiye gidiyorum dediğimde ha ne, niye, hayatında ne gibi sorunlar var falan gibi gözleri öyle bir parlıyor, açılıyor ki yani illa hayatında bir problem olması gerekiyor. Oysa ki herkesin hayatında problemler vardır ve ben hayatımı bu şekilde güzelleştirmeyi tercih ediyorum belki de. Kendimi daha iyi tanımayı, işte ne bileyim sorunlarımı daha akılcı bir şekilde çözümlemek için terapiye gitmeyi tercih ediyorum. Ama tabii ki insanlara bunları anlatmak çok zor. O yüzden bu yıllarda bile böyle bir çıkış yapması muhteşem bir şey İpek Ongun'un. O açıdan tebrik ediyorum gerçekten. Diyor ki hani nasıl karnınız ağrıyorsa doktora gidiyorsunuz.
İşte böyle sıkıntılarda da tabii ki psikoloğa gitmeniz gerekiyor. Bir sıkıntınız varsa, bunalım ve stres içindeyseniz, çok sinirliyseniz, bir takım olumsuz duygulardan kurtulamıyorsanız, aynen bir dahiliyeciye gider gibi ruh doktoruna gidip derdinizi anlatacaksınız. Muhteşem bir yaklaşım gerçekten. Yani bunu 90'lı yıllarda yapması bence harika bir şey. Neyse, şimdi mezuniyet törenine geçiyoruz. Woohoo! Graduation 89. Neyse, mezuniyet gecesinden bahsediyor. Şey diyor işte, topuklu ayakkabıyla paytak paytak yürüyen genç kızlar, işte yakışıklı genç erkekler, dans ediyorlar gençler, anneleri babaları onlara bu gecelik izin veriyor falan gibi böyle güzel bir şekilde anlatıyor. Oradan da benim aklıma şey konusu geldi, sizlerle konuşmak istedim, topuklu ayakkabı konusu. Şimdi ben ilk topuklu ayakkabı giydiğim zaman herhalde lisededir, mezuniyet dönemimde. Ama ondan sonra da, ya bence bu bir yetenek biliyor musunuz? Çünkü zaten boyum uzun, ayaklarım kocaman. Zaten yürüyemiyorum ben topuklu ayakkabıyla. Ama etrafta öyle kadınlar görüyorum ki böyle paldır küldür yürüyenler olsun, dans edenler olsun, koşanlar olsun. O yüzden bence topuklu ayakkabı çok böyle hani mesela bazı yerlerde zorunlu kılınması falan çok cinsiyetçi bir şey. Çünkü kadınların hem sırtlarını hem omurgalarını hem ayak sağlıklarını falan çok kötü etkileyen ve çok böyle zedeleyici bir şey aslında topuklu ayakkabı. Ama hani isteyerek, keyif alarak, severek giyenler gerçekten muhteşem insanlar bence ya. Yani çünkü hiç kolay bir şey değil biliyor musunuz? Belki kısa boylu olup küçük ayaklı olduğunuzda daha kolay giyiyor olabilirsiniz. Belki bu açıdan yanılıyor olabilirim. Belki o kadar büyük bir yetenek gerektirmiyordur. Ama beni her zaman şaşırtıyor topuklu ayakkabıyla bu kadar iyi bir şekilde baş eden kadınlar. Bana böyle sanki böyle süper bir güçmüş gibi geliyor bu. Çünkü ben gerçekten sürekli düşüyorum, hiç yürüyemiyorum ve yani ne kadar denediysem olmadı. O yüzden pes ettim yani. Bunu da böyle bir parantez olarak açmak istedim. Sizce de bir yetenek mi? Şimdi, yollar ayrılırken. Liseden sonra gençlerin yolları ayrılıyor. Bu dönemde en önemli nokta durup kendinize ben gerçekten ne istiyorum sorusunu yeniden sormaktır. İşte yakınlarınızı dinleyin, kendinizi iyice sorgulayın, düşünün, herkesi dinleyin, sonra da kararınızı kendiniz verin. Keşke bu yani hepimize tanınsaydı. Çünkü çoğu insanın yetenekleri falan bu yüzden boşa gidiyor yani. Etrafına soruyorsun ve herkes sana öğretmen ol, avukat ol, doktor ol, memur ol falan dediği için gerçek yeteneklerini değerlendiremiyorsun hiçbir şekilde. O yüzden bu tavsiye de çok önemli tabii ki. Kendiniz karar verin demesi de çok önemli. Ama şu beni çok şaşırttı bu kısım. Da. Herkes üniversiteye gitmeli diye böyle bir elitizm yapmaması çok hoşuma gitti. Hani şey demiş mesela, liseden sonra okumak istemeyen arkadaşlarınız olabilir. Onlara öyle hani kötü gözüyle bakmayın. İstemeyebilirler yani. Bu gayet normal bir şey. Sonuçta Sakıp Sabancı da üniversite okumamış falan gibi bir şey yazmış. Bu da enteresandı bence. Çünkü mesela koskoca Mark Zuckerberg bile Facebook'u icat ediyor adam ve sonra okulu bırakıyor. Sonra annesinin babasının sanırım ısrarıyla okulu bitirmiş yıllar sonra. Böyle diplomasıyla pozu vardı işte. Anne baba sonunda bitirdim falan gibi diye. O yüzden hani anneler babalar ne olursa olsun diploma olması yönünde çocuklarını zorladığı için İpek Ongun'un bu yaklaşımı hoşuma gitmedi diyemem. Yani ben onu bu konuda da çok eski kafalı olur diye düşünüyordum ama güzel bir tavsiye vermiş bence. Sonra çalışmaktan, CV yazmaktan falan bahsetmiş. Part-time işlerden falan bahsetmiş. Sonra da üniversiteye geçmekten bahsetmiş. İşte üniversitede de işte 3 şekilde kalabilirsiniz. Bir yurtlarda kalanlar vardır. Bir evlerinde kalanlar vardır. Bir de akrabalarında kalanlar vardır demiş. Ki bence bu üçüncüsü, bu vesileyle de bu noktaya parmak basmak istedim. Aileyle kalmayı zaten geçtin. Ama akrabada kalmak kadar insanı böyle hayatını sınırlayan bir şey olamaz ya. Üniversite okurken bir amcasına, halasına, babaannesine, birisine bırakmak. Ya o çocuğun bütün bireysel özgürlüğünü elinden almak gibi bir şey. Çünkü o evde misafir olacak. Ve çocuğun hiçbir şekilde kendi... Hani mesela ağlamak için bile tuvalete gidip gizli gizli ağlayacak bu çocuk yani. O yüzden kesinlikle hiçbir çocuk akrabasında kalmamalı bence üniversite okurken. Bir de şey diyor, bazen mesela bazı akrabalarınız şöyle diyebilir. Arkadaş çağırma, kafamız şişiyor. Hem bu saatte arkadaş da neymiş? Yat uyu. Yine mi telefon? Kimdi o arayan? Bak sana söylüyorum, bir daha ararlarsa ağızlarının payını veririm. Dingo'nun ahırı mı burası? Yine mi tişört aldın? Hiç babanı düşünmüyorsun. Adamcağız gece gündüz çalışıyor sen okuyasın diye. Sense parayı çarçur ediyorsun. Genç bir insanı anlamayan veya anlamaya çalışmayan, hoşgörü ve azıcık esnekliği olmayan kişiler aslında bu tür uyarıları hiç yapmamalılar. Burada da İpek Ongül şey demek istiyor. Hani Mean Girls'ı izleyenleriniz varsa orada Regina George'un annesi şey diyor ya, ama cool mom, işte ben normal bir anne değilim, ben cool bir anneyim. İpek Ongül da böyle sanırım bütün ilk gençlik serilerini yazarken böyle kendine böyle bir rol biçmiş. İşte ben normal bir kadın ya da normal bir anne değilim. Ben gençlerin kendilerine cool olarak adettiği daha böyle modern ve daha muhteşem bir anneyim falan gibi kendine rol biçmiş. Ama öyle böyle büyük muhafazalık
aşıklıkları ve ahlakçılıkları var ki kitap boyunca. Onlardan da bahsedeceğim size. Diyor ki işte böyle akrabalarınız olduğunuzda ailenize söyleyin ve dişinizi sıkın. Sonra işte o evden çıkın falan diyor. Ki bunu kim yapabilir? O kadar çok insan tanıyorum ki akrabasıyla buluşan bu yüzden. Heh, bir de şeyden bahsediyor. Ev tuttunuz diyelim. Oturduğunuz çevre ve apartman sakinlerince kabul edilir olmak istiyorsanız davranışlarınızı ona göre ayarlayacaksınız. Yalnız başına veya bir arkadaşınızla birlikte yaşadığınızdan saygınlığınıza daha bir dikkat etmeniz gerekiyor. Hem onurunuz hem güvenliğiniz açısından. Yani bu ne demek? Eve erkek atmayın demek kısacası. Çünkü yani neden onurdan bahsedesin ki durup dururken? Sonra şey diyor, işte kendi evinize çıktığınızda arkadaşınızla sizin evden gelen koltuk gri kahverengi kadifede arkadaşınızınkinden gelen gri bir kanepe ise sakın umutsuzluğa kapılmayın. Doğru, sanki biz zaten çok umutsuzluğa kapılıyorduk. Ah aman tanrım, öğrenci evimizde mobilyaların rengi birbirine uymuyor. Ne kadar büyük bir trajedi. Bunların çaresi var. Gerekli parçaları yerleştirdikten sonra arkadaşınıza kafa kafaya vererek evdeki odanıza uyguladığınız tekniği uygulayın. Ucuculardan metrelerle poplin veya basmalar alın ve tüm koltuk kanepe sehpaların üstüne örtüler yapın. Bu basmalar çiçekliyse o zaman evinizin koltuğu, kanepesi ve perdesiyle tam bir çiçek bahçesine dönüşecektir. Düz renk kumaşla da sehpa ve masalara örtüler yaptınız mı? Dengeyi sağlamış olursunuz. Hangi öğrenci evinde örtü var? Neden bahsediyorsun sen? Ya da küçük çiçekli pastel renkler kullanarak daha sakin, daha romantik bir görüntü elde edebilirsiniz. Bir sepetin içine yerleştirilmiş kuru çiçekler böyle bir odaya çok yakışır. Öğrenci evi yazın. İstediğiniz dilde yazın. Google araştırmaları yapın. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir öğrenci evi olmadığını göreceksiniz. Çok zengin aileler dışında. Bir ara şeye çıkmıştı. Böyle Ivy League'deki öğrenciler, hani böyle ailesi falan çok zengin olan öğrenciler yurt odalarını öyle bir döşüyorlarmış ki işte süslüyorlarmış, püslüyorlarmış. Onlarla white people falan diye dalga geçiyorlardı. İpek Ongun'unki de gerçekten o mesele yani. Tam bir white people işi şu. Süs faslı bittiğine göre biraz da güvenlik konusuna bakalım. Her odanın elektrik düğmesinin hangi yönde açılıp hangi yönde kapandığını bir kağıda yazıp belli bir yere asın ki evde ampul söndüğünde ve değiştirmeniz gerektiğinde tehlikesizce bu işi yapabilirsiniz. Bunu insanlık tarihi boyunca hiç yapmış olan biri var mıdır? Çok merak ediyorum gerçekten. Sonra işte sürekli öğrenci arkadaşlarınız evinize gelmek isteyecek. Onlara yalan söyleyin. Başınızdan atın. Eve kimseyi çağırmayın. Böyle o kadar tam böyle şeyde bir genç kızın gizli defterinde anlattığı gibi o kadar böyle hanımanıncık süslü püslü bir pembiş yuvam kız evi öğrenci evi ki anlattığı ev. Yani ne bir arkadaş çağıracaksın ne bir şey yapacaksın. Sırf böyle ders çalışacaksın ve böyle çay davetleri falan vereceksin. Evet. İkinci bölümümüzü de büyük bir stresten sonra tamamlamayı başardık. Son bölümde yeni arkadaşlardan, partilerden, flört, cinsellik ve iş hayatından bahsedeceğiz. Yani üniversiteyi bitirdikten sonraki iş hayatından bahsedeceğiz. İzlediğiniz için ve benimle birlikte bu zorlu yolculuğa eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.